İyi bize güzel bize severler. Plan Bob Game kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Merve. Oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 275. gündeyim. Vay haberlerimiz. Bu yayının sponsoru bu ne? Görümcenin örümcek ağı temizleyicileri. 1969'dan beri sürünen her şeyin baş düşmanı. <laughs> i̇lginç. Her ne düşünüyor ve satılıyorsa. Çok ilginç. <laughs> Evet şimdi hikayemizde buradayız 5 gün kaldı bunu nasıl bitireceğim bilmiyorum Bazı gün açıklarım var maalesef ki büyük ihtimalle etkinliği bitirememe gibi bir durumum olabilir Etkinliği bitirdiğim zaman bir hediye alacağız o hediyeyi belki de alamayabilirim ama bakacağız En azından diğerlerini almış olurum tabi diyelim. Şu anda buraya kabaklı şeyim geldi. Olur. Bakalım elimden geldiğince bitirmeye çalışacağım. Ben bir yarı tavuklu parmesan, yarı kremalı pesto, karidesli pizza alabilir miyim? Tamam. Hızlı bir şekilde hemen halledelim. Bakalım yapabilecek miyim, yapamayacak mıyım? Çünkü bu şeyler... E, her gün yeniden baştan başlıyor, güncelleniyor konuklar. Peş peşe oynayamıyorsunuz, onun çok büyük bir dezavantajı var. Ee, böyle Oldu olunca olur. da beklemek durumundasın. Yoksa ben şu anda çoktan bitirmiştim yani. Bir bölümde kaç tane konuk ağırlardık? Jambon ve mısır pestoyla ayrı yerlerde. Pesto, jambon ve mısır. Gönder. Buyurun evet. afiyet olsun notayı tutursam seni kendi özel şimdi yapacağım. Geç. Evet. da jambona bayılırım ama jambonu salam ve marinara da olunca marinara denilen kırmızı sos ama salam dediği... Tamam şimdi jambonlu bir pizza diyor. Yarısında pesto yarısında da sucuk ve kırmızı sos. Tamam jambonlu pizza yapıyoruz. Bir dakika çok beklettik. Jambonlu pizza yarısında pesto var yarısında Kırmızı sos var, peynirleri koyduk. Ee, şuraya jambon koyacağım. Şöyle olduğunu düşünüyorum. Burada da jambon olacak ve ama şurada bir tane de sucuk olacak. Yani çünkü jambonlu pizza demiş. Jambonlu pizza deyince her iki tarafında da jambon olması gerekiyor ama kırmızı sosun olduğu yerde bir tane de sucuk olması gerekiyor. Evet. evet doğru mantık yürütmüşüm. İşte hani bazı şeylerde nasıl mantık yürütmeniz gerektiğini de benim evet. yaptığım doğru şeylerden görebilirsiniz. Selam, pizzadan nefret ederim. Hani her bölüm bir pizzadan nefret eden geliyor. Pesto ve peynirin birbirleri için yaratıldığını biliyorum. Üstüne patlıcan da güzel olur mu? Pizzayı kesme. Pesto, peynir, patlıcan. Tamam. Pesto, peynir, gel, patlıcan. Geçen bölüm ne demiştim? Patlıcanı öyle siz kendi kafanıza göre istediğiniz yerlere koymayın. Sizden istenildiği sürece patlıcanı yapın çünkü patlıcanın hiçbir etkisi yok bu şekilde istenildiğinde anca yapabilirsiniz e, onu sebzeden meyveden hiçbir şeyden saymıyorlar şimdi mantıken sebze diyorsun patlıcandır diyorsun ama o mantıkla gitmeyin bu oyunun işleyiş biçimi çok farklı hiç pesto soslu ve tavuklu makarna yedin mi pesto soslu tamam normal yine pesto soslu peynir ve makarna ne makarnası Tavuk. <laughs> Kafam yazıya gitti. Pesto soslu makarna diyorum. <laughs> Buyurun. Nasıl yaparsın bana bu kadar mükemmel bir pizza? <laughs> Bak şimdi ne diyeceğim. Yeni bir şey deniyorum. Bir pizza pestolu ve hamsili ananaslı. Şöyle gel. Hamsi. Ananas. Devam, devam, devam. Buyurun. Buyurun. Afiyet olsun. Farklı biri gelecek gibi düşünüyorum şuralardan ama bilemedim. Çok da şu cadı şapkalı kız farklı biri galiba. Eniştemde çıldırmacılar, hamsi patlıcan, mısır karides. Kepekli de e, ee, hamsi patlıcan, mısır, karides. Şunları al. Hamsi, patlıcan, mısır, karides. Gelmiş miydi bize onlar ya? Dur şimdi konukları unuttum. Bana Frankenstein geldi. Deniz kızı gibi yeşil bir şey geldi. Sonra kedi, yarasa kedi geldi. Drakula geldi, iskelet geldi. <laughs> Değil mi? O kadar geldi. Neyse göreceğiz şimdi. Olur, Duydum ki insanlar pesto ve deniz mahsulü o gemide falan pizza kesme çok pişmiş. <laughs> pesto dedi değil mi? Pesto. Pesto, peynir, gel deniz mahsullerini şipliyormuş dediklerine göre zaten bizde iki tane deniz mahsulü var. Hamsi ve karides. Onları yapıyoruz ve gönderiyoruz. Ama dedi ki çift pişir dedi. Yani iki kere pişmiş olsun dedi. Bizde iki kere pişireceğiz. Fırınımız o kadar yavaş ki bu böyle fırından çıkıp ben kesip verene kadar zaten Bitecek gün bitecek <laughs> Tamam pizzayı kesme demiş neyse hadi bir tane daha müşteri alabiliyorum tamam, ah. evet. Bye bye. Son anda bastım Şimdi ne dedim Pestolu soğanlı pizza şöyle pestolu gel. Bir de soğanlı pizza. Şunlar. Tamam. Ee, birini yarı tavuklu, yarı jambonlu yapabilir misin? Yarı jambon, yarı tavuk. Bunu bırak. Gönder. Onu da gönder. Bakalım umarım farklı bir konuğun çıkması ümidiyle diyorum. Gölgelerinden Tanıyamamış olma ihtimalim yüksek. Buyurun afiyet olsun daha iyisi olamazdı teşekkür ederim rica ederim bay bay fıçı 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 Evet cadı geldi farklı biri geldi işte farklı geldi Mantar ve yeşillikler Yahni için Ha bir de kırmızı biber güveç yoksa bak işte o kadar karma karışık ki haklısınız yani bazılarınız gerçekten e, bunları yapmakta zorlanıyor. Ve ne dediğimizde de büyük ihtimalle hani bazen çok açıklayıcı şeyler söyleyemeyebiliyorlar. Şimdi ne diyelim çünkü gerçekten tam anlamadım. Yeni iksirim için biraz mantara, dolma biber ve fesleğene ihtiyacım var. Tamam bizim cadı için şuraya bakıyorum mantar ve yeşillikler yahni için ha bir de kırmızı biber güveç. Yoksa pizza da olur. Mantar, dolma, biber, fesleğen. Şimdi söylediği şey şu şekilde. Yani bunları da koyalım. Bakalım. Mantar, e, dolma, biber, fesleğen. Dolma, biber, fesleğen. Şimdi görüldüğü üzere bu. Belki de kırmızı sos ve peynir olmayabilir. Ola da bilir. Bugüne kadar konuklarda hiç hata yapmadım. Ama bilmiyorum. Bugüne kadar hiç konuklarda hata yapmadım. Fakat bunda hata olabilir. Bu nasıl bir büyü? Bu şey pişirirken kullandığın sihiri bilsem iyi olur yoksa hayatım mahvolur. Demek ki doğru yapmışım. Güzel. Bu bilindik bir konu. Evet, zombi de gelmişti. Tamam, şimdi hatırladım. Bir zaten baştaki farklı gibiydi. Bugün birisi beni ısırdı. Va. Wow. Uyandığımda da üstümde bu karşı konulamaz şey yeme isteği vardı. Ay canım yeni zombi olmuş. Et, et istiyor. <laughs> Şaka şaka zombi olduğumun farkındayım. Bana bir et sever pizza lütfen. <laughs> Şakacı zombi. Bana bir et sever pizza. Evet. Şimdi et sever pizzamız arkadaşlar tekrar hatırlatıyorum. Sucuk var, sosis var, pastırma var ve jambon var. Et sever pizza budur. Evet. Al bakalım. Orada bir anlığına bu işte açıcı aroma sanki hayata dönmüşüm gibi hissettirdi. Bay bay. Bay bay. Demek ki arada farklı konuklar da gelebilir hissiyatı doğdu içime. Güzel. Biraz ilerledikçe farklı farklı konuklar da çıkacak. Çok hoşuma gitti. Evet bir sonraki güne devam ediyoruz. Pacman yediği noktalar aslında peynirli güzellik diskleri, diskleri miydi? Tasarımda klasik peynirli pizzadan bir ilham alındı mı? Yoksa basit bir tesadüf müydü falan filan. Ee, bu zaten çok çok öncelerden bize gelen bir haberdi. Yeni bir şey değil. Ee, kiraz, çilek, portakal, elma ve mango meyve endüstrisinin uzun kolu ve pekmenin güçlendirmelerinin hiçbirinin sebze olmamasının arasındaki ürpertici sebep. Her yani nerede yaşanıyor ve istiyorsan. O meyve falan filan onu hatırlamıyorum ama büyük ihtimalle o komple bizim eski haberlerden biriydi. Yeni bir şey değildi. Supreme pizza. Vay hayret ya ilk defa farklı bir şey istediniz. Acaba domates sosuyla mı daha iyi olur? Pesto sosuyla mı? Karar veremedim. Yarı yarıya yapabilir misin? Tamam. Ne edemeyeceğim. Supreme pizzayı gerçekten unuttum. Neydi? Doğma biberi kadardı değil mi? Yarısı pesto soslu, yarısı kırmızı soslu. Şöyle yaparsak. Ee, sosis, şu mantar, zeytin, Soğan ve dolma biber. Çünkü pizza bu, bu kadardı diye hatırlıyorum. Böyleydi diye. Bakacağız. Ee, buyurun. Bu pizzayı annemle tanıştıracağım. Tanıştır çocuğum. Ee, şu kolları böyle değişik değişik bir şey var. Ha bu bizim şey ya deniz en sondaki deniz kızı şeyine benziyor. Aynen şu yeşil deniz kızı. Şu kısa saçlı da gelmişti bize ya. Neydi hatırlamıyorum. Mısırlı çorba denedim onu denedim. Pizzada bilemedim. <laughs> Mısırlı pizza denedim onu denedim. Pizzada bilemedim. Mısır. Gönder. Acaba bir sonraki gün. E, yine farklı bir konuk denk gelir mi? Cadının gelmesine çok sevindim. Evet. Bu pizza'yı anneme tanıştıracağım. Üç pestolu pizza, tavuk, zeytin, mantar. Üç pestolu pizza, mantar, zeytin, tavuk. Gönder. Bunu da gönder. Ve tabii ki bunu da gönder. Hop 1. Hop 2. Hop 3. Al bakalım bu afiyet olsun üzerine 29.95. Güzel bahşişler Ben bir mısırlı pizza istiyorum. Pesto soslu olsun. Pizza kesme. Pesto soslu. Oy. Mısırlı dedi değil mi? Evet. pizzayı kesmedi de hemen kutuya koyduk. Al bakalım. Bu pizza'yı annemle tanıştıracağım. Kepekli, soğan ve reyhan. Mükemmel takım. Kepekli. Bunlar var mı acaba? Soğan, reyhan dediği de fesleyen. Geçtik, geçtik. Hop. Kırmızı sos ve peynir olmayabilir. Daha iyisi olamazdı. Olabilirmiş demek ki. Bunlar çok tanıdık geldi. Bir dakika bu hafta TV'deki sen miydin? Hafta mı? Aylar önce ben vardım TV'de. Evet evet sen de sosisli pizzanı denemek istiyorum o zaman. Aylar önce de kaldın sen. Ben aylar önce evet haberlere çıkmıştım. Ee, yarışmada başarısız olduğuma dair bazı söylentiler vardı ama üçüncü olmuştum ben. Ay başaramamıştım o yarışmayı. Bakalım belki ileride Pizzajon falan devam eder dedik, söyledik. Belki devam eder, belki kazanırız. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini diye bir... <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki öyle değil. Ee, i̇nsanlar Pesto ve Deniz Mahsı'na eşitliyorlarmış. O gemide ben de bende olsaydım falan açık denizlere yola alsaydım. Vız gelir de her şey inan bana. Yeter ki ben sana varsaydım. Sürekli olarak bunları söylüyorum ama yeni gelenler için ben tekrar söylemiş olayım arkadaşlar. Pizza videolarımızdaki bölümlerde söylenen sözlere göre bir umum şarkılarım, türkülerim mevcuttur. <laughs> o yüzden açıkçası 62 bölümü birden hatta bununla beraber 63 bölümü birden izleyerek bu türkülere şarkılara sizler de eşlik edebilirsiniz. İki pesto soslu mantarlı ve sosisli pizza bir yarısına soğan da koyabilir misin? iki pesto mantar sosis. Tamam. iki tane pesto. Şunları koyduk. Gel. Mantar. Aa sosis dedi. Birinin yarısı soğan demişti değil mi? Yes. Evet yanlış yapmadık. Sosisleri de şöyle koyuyoruz. Okey. Tamam. Yanlış yapmadım. Son anda yırttık. İki kere pişir falan. Hayır yok. Gönder. Gönder. Buyurun. Dice olamaz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bay bay. 6.30 oldu. Evet az kaldı. Yeni konuklarımızı Gönlüm. görmeye. Yeni değil gerçi. Eski konuklar. Pizzamda tavuk istiyorum ama tavuğun yediği şeyden de istiyorum. Çok pişmiş olsa sevinirim. Ho, -ho Bu ne ola ki? Ne ola ki? Bir zamanlar bunu bilememiştik. Tavuk ne yer ki acaba? Falan demiştik. Ee, tamam kırmızı soslu bir an pesto muydu diye bakayım dedim. Şimdi tavuk ve tavuğun yeni şey tabii ki mısır. Gönder. Çok pişmiş dedi değil mi? Yes. Yes, 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 yes. 7 oldu saat. Bu arada geçen bölümlerde yine şey demiştim hani mobille e, bilgisayar arasında evet farklar var işte mobilde erken kapanıyormuş falan filan o e, hatırlattınız bana doğru ben şimdi kendimde bütün her şey açık olduğu için sizde de sanki bütün yükseltmeler her şeyler varmış gibi hissedip ben o şekilde söyledim. O saat uygulamasından kaynaklı doğru haklısınız saati gün uzatması alırsanız o şekilde olur almazsanız erken kapanır gördüğünüz gibi ben size bunu anlatırken erken verdi hiç de umurumda değil bizim derdimiz burası. Evet bu Alan Poe'ydu doğru. Ben bir an unuttum o saçlarıyla değişik biri miydi falan dedim. Biliyor muydum ben Edgar Allan Poe. Kendi pizzama sahibim. Vay en sonunda artık 3. gelişinde bu üçüncü gelişi galiba. Kimliğini açıkladı. Kendi evet. pizzama sahibim. Ne yazık ki sende malzemelerin hepsi yok. Mantar, zeytin ve peynir. Eh olur ama sos yok. He peynir, mantar, zeytin tamam. Peyniri koyduk. Mantarı koyduk bir de zeytin mi dedi Evet zeytin dedi Tamam Kendine özel bir pizzası varmış ama bazı malzemeler bizde yokmuş Olanlar sadece peynir mantar ve zeytin Güzel Aslında e, Bir kere geliyor ya yazı sonra bir daha ne diyorsunuz ya e, Çok açıklayıcı oluyor yani hani çoğunu çözemiyorsunuz siz ama yani Çok kolay bence Belki de bu pizzayı yememeliyim korkuyorum ki beni o kadar mutlu edecek ki asla eskisi gibi yazamayacağım. Vay be, vay be bizim şair yazar mükemmel elin poğumuz. Benim pizzamı yedikten sonra bütün yeteneklerini kaybedeceğinden korkuyor. Ne pizza yaparmışım ben? Ne pizza yaparmışım? Bana kokuşmuş ve iğrenç bir pizza. Tıpkı benim gibi. Kendisi de kokuşmuş iğrenç bir şeymiş demek ki. Yarısını hava yap, diğer yarısında soğanlı hamsili. Ee, yarısında jambon ve ananas, bu havai oluyor. Yarısında da balık ve soğan. Bunlar olacak herhalde. Jambon, ananas, balık, soğan. Böyle bir şey. Umarım doğrusundur. Her seferinde umarım doğrusundur. Umarım doğru yapmışımdır diyorum ve doğru çıkıyor. Bakalım birinde belki patlarız. Yanlış olunca ne oluyor hiç bilmiyorum ki. Bir daha mı deniyoruz? Bu pizza sümüksü, darmadağınık, mide bulandırıcı ve ben buna bayıldım. İşte her yaptığıma bayılıyorlar. <laughs> Gönüşe göre, bes Görünüşe göre besleyecek kimse kalmamış bu arada ama korkma arkadaşlarım geri gelecektir. Toklukları pek uzun sürmez. 150 hilal paramız oldu. 208 dolar karımız var. Şuradan hemen dekorasyona geliyorum. Cadılar Bayramı değil tabii ki hilale geliyorum. Ha, şu takas işlerine sonra gireceğim. Şu anda benim kesinlikle bunları almam lazım en azından. Cadılar Bayramı yapıştırıcısını seviyorum. Ee, ama Cadılar Bayramı yapıştırıcısı Cadılar Bayramı bittiği için sonrasında oyunda güzel olur mu bilemedim ama e, 150 keşke 150 olsaydı şu. Neyse hadi bunu alalım. Güzel duruyor. Bizim konsept bir kafe olmuş olalım. Hani bayram bitmiş olsa bile bu cadılar muhabbeti. Bizim kafemiz şey olsun, konsept kafe. Buradan bir şeyler değiştirsek mi? Gizemli kedili saat nereye konuluyordu? Ha şuraya. Burada da kitaplığı seviyorum ha. Dur o kalsın. Ne koyalım başka? Hadi birazcık şey olsun, bu olsun. E avize yerine yarasalar olsun. Tablo yerine de birazcık şundan koyalım. Goti'yi de özlemiştik. Sonraki gün. Aslında müşterilerimiz bitti, konuklarımız bitti ama hadi ben bir gün daha devam edeyim. Çünkü işte bu her gün yenilenme durumu olduğu için e, konuk gelmeyecek. Ve benim de şöyle bir durum oluyor. Ne onun adı? Videolar çok kısa oluyor. Ben de uzun olsun istiyorum ama... Biliyor muydun bazı ortaçağ kiliselerinin yapımında kemikler kullanılmış. Bunun iki örneği var. Çekya'daki Sad Lake mezarlığında ve İtalya'daki San Bernardino Ale Ossa'da. Vay be. Beş günüm kaldı. O zaman bu da beş gün. Bitirebiliyor muyum? Büyük ihtimalle bitirebileceğim. Geç. Şey yapalım mı? Şimdi burada konuk gelmeyecek. Bence uzun zamandır zazum yapmadık. Bir tane et sever. Hadi zozumla birazcık uğraşalım. Çok güzel oldu. Mükemmel bir kafem var. Acaba mısır pesto sosla mı yoksa domates sosla mı daha güzel olur? Tamam. Pesto şu, şunlar. Şuraya da şunlar. Gel. Şuna mısır koy. Gönder. Buna da et sever yapacağız. Ben Zaten bakmıştım daha önceki bölümde. Hani böyle konuklar bitti her seferinde. Her gün 4 konuk geliyor. Ee, bakmıştım gelmemişti. Saat sekiz oluna gitmemiştik şeye. Ee, ama ben yine bir bakmak istiyorum açıkçası. Birazcık da zazun falan yapalım. Hem bölüm de uzun olmuş olsun. Siz de izlemeyi seviyorsunuz. Aranızda yeni başlayanlar var ve bu siparişleri hiç bilemeyenler var. Onlara da yardımcı olmuş olurum. Kimseye söylemem ama ananaslı pizza istiyorum. Tamam. Ee, şöyle yapacağım. Bir sonraki zazumum da et severliği de hemen onu da şuradan hazırlamış olayım. Sucuk sosisi koydum. Gel. Ananaslı pizza. Bunu gönder. Ee, pastırma ve jambonu da koyduk. Tamam. Zazum 3. bölümde açılıyor arkadaşlar. Bu arada bilmeyenler 3. bölüme geçtiğiniz gibi anında zazumunuz açılıyor. Ee, o yüzden sabretmelisiniz. Bekleyin. Birinci bölüm, ikinci bölüm, üçüncü bölüme geliyorsunuz. Zaten daha dördüncü bölüm gelmedi. Üçüncü bölüme geldikten sonra benim gibi böyle 200, 300, 400, 500. bölüme kadar gideceksiniz ve hala dört gelmemiş oldu. <laughs> Umarım gelir tabii ki. Tüm bu sağlıklı seçeneklere bayıldım. Bana bir pesto pizza tavuklu ve sebzeli peynir yok. Unuttum. Yine unuttum. Kızarmış tavuk, soğan fesleğen mısır. Tavuk, soğan, Fesleğen Mısır Pizzaları da 6 dilim kesiyorsunuz bu arada Eğer Kesici yükseltmesini almadıysanız benim gibi otomatik kesemiyorsanız Her zaman pizzalar aksi söylenmediği takdirde 6 dilim kesilir Bana iki parmesanlı tavuklu pizza bol bol da marinara Marinara kırmızı sos Parmesan dediği normal peynir ama yine de bakalım parmesan yok mu? Evet, yok mozzarella olur. İki pizza tavuklu peynirli kırmızı soslu. Aynen, doğru bilmişim. Yine de riske atmayalım. Kırmızı sos, mozzarella peynir, tavukları da koyduk. Tamam, gönder. Kırmızı soslu normal tavuklu pizza işte. Bazen işte böyle normal tavuklu pizza istiyor ama çok karışık şeyler söylüyor. Hayırlı Buyurun. Zazum siparişleri hazır mı? Bir tane et sever. Al çocuğum. <laughs> bay bay. Bir et sever daha alıyorum. Bir vejeteryan bir peynirli. Geç. Zazumcu özlemiştim seni de ha. Valla özlemiştim. <laughs> Hawaii pizza zaten kendisi bir entrika. Peki bunun üstüne bir de pesto soslu hava pizzası ne dersin? <laughs> pesto, ananas, jambon. Pesto, Peynir var mı? Var herhalde. Gönder. Zazumdaki vejeteryan pizzamızı da hazırlayalım. Mısır, ananas, fesleğen. Gönder. Şimdi bu buranın ama çok pişmiş demişti. Getir buraya. Bu bitti. Tabii ki buraya gidiyor. Sen de gel, buraya gidiyorsun. Sen de tabii ki buraya gidiyorsun. Herkes yerini bildiyse. Bay bay. Bye. Neo biri pizza mı sipariş etti? Yani evet, ben onu almak için buradayım. Bir tane et sever. Al çocuğum. Peynirli, vejeteryan. Tamam, bu da hazır. Bay 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 bay. Hadi git. Hadi git. <laughs> Wi-Fi var mı burada? Biraz oturmam lazım. Margarita sipariş edeceğim. Ne? <laughs> Fesleğenli peynirli pizza bilirsin basit bir şey. Aynen biliyorum, biliyorum, biliyorum. Seni denemek istedim bakayım sen biliyor musun diye. <laughs> peynirli pizza fesleğen. Daha geçen söyledim bunu. Margarita pizzanın ne olduğunu. Ama işte ya ne bileyim ya bu müşterilere hiç böyle akıl sırermez. Bazen tamamen farklı bir şey isteyebilirler. Ortalık karışmasın sonra 5.34. Bay bay canım. O ne? Sonunda pestolu putaneska pizzayı deneyebileceğim. Aa tabi menünüzde olmayabilir. Bana bir hamsi zeytin peynir pesto. Pestolu. Hamsi, zeytin, peynir, pesto. Tamam. Böyle bir şey. Gönder. Çok pişmiş dedi mi? Hayır. Hayır. Normalde bak devam etseydi saat 8'de biz ne yapacaktık? Fıçı 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 gidecektik. Gitmediğimize göre demek ki bunun tekrar bir sağlamasını yapayım dedim. Tekrar bir deneyeyim dedim. Bakayım oluyor mu olmuyor mu? Olmuyormuş. Ee, i̇ki pesto pizza birinde tümetler diğerinde kalan her şey. Zaten olmayacağını biliyordum ama dediğim gibi oyuna yeni başlayanlar var ve sizlere bazı işte nasıl hazırlanır bunlar göstermek istiyorum. Ee, i̇ki pesto pizza dedi. Birinde tümetler. Bunlar zaten aslında şey daha önceki bölümlerde de çok fazla yaptığım şeyler. Düzenli olarak e, eski bölümleri de izleyenler zaten biliyorlar. Ee, tümetler dediği için et sever değil. Tümetler. Balığı da koyuyorsunuz. İşte bunu da koyuyorsunuz, bunu da koyuyorsunuz gibi. Gönder. Buraya da geri kalan her şey. Bazen müşteriler kafa karıştırıcı olabiliyor. Ama şöyle de bir gerçek var. Aksi söylenmediği takdirde yine pizzalara e, sos ve peyniri koyuyoruz. Pesto denilmezse kırmızı sosu daima koyuyoruz. Pesto denilirse pesto koyuyoruz. Bunun haricinde bazen kafa karıştırıcı bilmece gibi şeyler söylüyorlar. E, sos istemediklerini söylemeden aslında sos istemiyorlar gibi öyle durumlar oluyor. Onları da artık birazcık uğraşarak you know, right. çözülüyor. İşte geldim buradayım. You know, right. Kaç kere dıdın Bye bye. Evet. 277. günümüzün de sonuna geldik. 270 dolar toplamda karım var. 22.39k oldu bizim para. 641 de altınım var. Dekorasyonla ilgili bir şey alamıyorum. Şu 50'yi işte tamamlayacağım. 180'e bu kasaya alacağım. Duruma göre belki bunu da alırım. Çok da beğenmedim ama belki alırım. Ondan sonra kalan şeyleri de burada paraya çevirmem diye düşünüyorum. Çünkü param çok fazla. Altına çevirebilirim biraz duruma göre. Ee, fırın biletleri de büyük ihtimalle yağlama, hızlandırma ama benim param çok olduğu için 7 dolar 7 dolar verebilirim hiç problem değil. Büyük ihtimalle altına çevireceğim. O zaman bu bölümün bu şekilde sonuna gelmiş olduk. Çünkü bir etkinlik yapıyoruz. Etkinliği yapmadığım sürece çünkü zamanı doldu. Yeni zamanın gelmesini beklemeliyiz. Etkinlik olmadığı sürece bu videonun bir anlamı olmaz. Dört tane konumuzu görmüş olduk ve gerçekten yine aynı konuklar gelecek diye üzülürken her ne kadar istedikleri şey farklı olsa da cadının gelmesi gerçekten çok güzel oldu. Daha bana gelmeyen böyle palyaço gibi bir karakter var. Bir tane ufak çocuk var. Bir sürü konuklar var. Bakalım bekliyorum. Beş gün boyunca daha devam edeceğiz ve etkinlik bitene kadar umarım güzel güzel farklı konuklar da bana gelecektir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Burada göstermiş olduğum yaptığım siparişler size de geliyordur ve siz de benden görerek gayet güzel yapıp geçebilmişsinizdir umarım diye düşünüyorum. Videoyu beğendiyseniz tabii ki videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı, düşüncelerinizi yazmayı ve tabii ki tabii ki her zamanki dediğim gibi Kanala abone olup beni desteklerseniz çok çok mutlu olurum. Bir sonraki eğlenceli videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.